Evet canlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Bir videoyla daha karşınıza geçtim. Neden geçtim diyorum, annem yok. Çünkü annem biraz rahatsızlandı. Yani bir ağır bir grip geçiriyor. O yüzden uzunca bir süredir de video atmadığımız için dedim ki anne sen yat dinlen, ben de video çekeyim dedim. Hem bilgilendirmiş oluruz, hem dedim videosuz bırakmamış oluruz abonelerimizi dedim. Canlarım bugün Koç burcuna özel tarot falımızı açacağım. Yalnız masayı gösteremiyorum. Böyle elimle göstereceğim. Mesela açtığım kartla böyle elimle göstereceğim. Mutlaka sonuna kadar dinleyin. Koç burçları olanlar, Koç burcu tanıdığı olanlar, Koç burcu sevgilisi olanlar, eşi olanlar. İşte fena diyoruz canlarım. Arkamda güneş gelmesini kapattım. Şöyle bir şalım vardı. Onu da örttüm. Hemen de şöyle yaptım. Vantilatör sesinden de rahatsız olursanız kusura bakmayın diyorum canlarım. İnşallah iyisinizdir. Uzunca bir süre yoktuk. Çünkü yani ben rahatsızlandım. Annem rahatsızlandı. Ondan sonra cenaze girdi araya. Düğün girdi. Bayram girdi derken uzunca bir süre video atamadık. Kusura bakmayın. Herkes sormuş neredesiniz siz, neredesiniz siz diyerekten. Kusura bakmayın diyoruz canlarım. Canlarım. Bugün Koç burcuna özel tarot falı açıyoruz. İnşallah güzel bir açılım olur. İnşallah bütün sorularınıza nokta atıcı bir video olur diyorum canlarım. Ondan sonra da uzunca bir süredir video atmayınca heyecanlandım kız. Kusura bakmayın nefesim yetmiyor. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butona basmayı lütfen unutmayın diyorum. Hemen burada gördüğünüz üzere şöyle şuraya da kocaman yazıcığım Koç burcu tarot falımızı açacağız. Özel açılım isteyenleriniz varsa özel açılım için kurşun dökme, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmetinizi de alabilirsiniz canlarım diyorum. Hemen şuraya bir yere de numaramızı koyalım diyorum canlarım. Oraya koyacağım. Videonun sonuna kadar zaten her videomuzda numaramız oluyor. Şimdi Koç burçları olanlar, Koç tanıdıkları olanlarınız varsa, kimin için dinlemek istiyorsanız bütün niyetinizi, bütün içinizden geçen odağınızı bu videoya verin. Niyet edin, Koç burcuna dinlemeye deyin ve Koç burcuna açalım. Koç burcu olanlar, tanıdığı olanlar. Şimdi böyle tek tek açacağım. Ben de sizlerle birlikte göreceğim. Koç. Koç burçları. Gerçekten sürpriz gelişmeler var. Aniden gelişecek olaylar var. Çok dikkatli olun canlarım diyorum. Hani diyorsunuz ya Fatma çabalıyorum bir türlü bir sonuca varamıyorum diyenleriniz varsa artık sonuca varmak var. Şöyle söyleyeyim. Yani bu kart bitiş çizgisidir canlarım. Ne konuda, her ne konuda bitiş çizgisine gelmek istiyorsanız, mesela evlilik olur, evlenmek istiyorsundur. Mesela işe girmek istiyorsundur. Mesela atanmak istiyorsundur. Mesela bebeğin olsun istiyorsundur. İkinci bebeğin olsun istiyorsundur. Askere gidecek birisi vardır gibi gibi çok geniş kapsamlı düşünün canlarım. Gerçekten artık bitiş çizgisine gelmişsiniz. Yalnız bu bitiş çizgisine geldiniz ama aniden oluşacak olaylar, yani sürpriz gelişmeler olacak, aniden ilerleyecek hayatınızda. Lütfen bu ani ilerlemeleri kaçırmanızı istemiyorum. Çünkü sizin şöyle söyleyeyim, hani aniden derler ya, aniden oldu, bir türlü müdahale edemedim diyorsunuz ya mesela. Öyle olacak, müdahale edemeyeceğiniz durumlar olacak. Lütfen aniden gelişen olaylar için biraz sakin kalıp aniden cevap vermenizi bekliyorum koçlar. Koç burçları. Gerçekten aslında hayatınızda başarı, huzur, mutluluk, güzellik olacak fakat o kadar çok memnuniyetsizlik başlamış ki sizde. O kadar çok memnun olmuyorsunuz ki. Her şeyin negatifini düşünmek olmuş artık. Yani artık her şeyin negatifini düşünüyorsunuz. Kart diyor ki size birazcık pozitif düşünün koçlar diyor. Pozitif düşünme ihtiyacınız var. Tamam diyebilirsin. Fatma o kadar sıkıntı çekiyoruz. Nasıl pozitif düşüneyim? Ama birazcık lütfen pozitife doğru yönelirseniz sizin için daha iyi olur. Çünkü hep negatif derseniz bu sefer bütün negatifler üstünüze çekmeye başlarsınız. O yüzden biraz pozitif olmanızda fayda var canlarım.
Şimdi koçlar, üçüncü kartımızı açıyorum. Her burç için altı kart açacağım zaten. Üçüncü kartımızı açıyorum koçlar. Koç burçları, geçmişten gelen bir sıkıntınız var. Özellikle annenizden dolayı olabilir. Geçmişten gelen unutamadığınız, vicdan yaptığınız olaylarınız olabilir. Bu kart onun habercisidir. Yani geçmişten gelen üzüntülü durumlarınız var. Şimdiki mutluluğunuzun engel oluyor, mutluluğunuzun önüne geçiyor. Yani ben şöyle bir tavsiye veriyorum. Hani böyle geçmişten gelen unutamadığımız olaylar var ya. Ben şöyle bir tavsiye veriyorum. Kardeşim, unutamayacağın, çok acı çektiğin bir şey varsa şöyle diyeceksin. Allah'ım, bunun acısını benim içimden al. Bana kim acı çektirdiyse onun alnına şu lapte yapıştır. Vallahi de ben böyle diyorum. Mesela şöyle dua ederim ben. Allah'ım, benim ve ailem için kim kötülük düşünüyorsa, kim hainlik, kim ihanet düşünüyorsa ona bin beterini ver ki ben aklına gelmeyeyim diyorum. Anlatabildim mi? Siz de aynı şeyi söyleyin. Allah'ım, bunun acısını, bunun bana yaptıklarını, bunu bana çektirdiği eziyetleri benim içimden al. Aynalarının bin beterini ona ver ki benim yaşadığım her şeyi o da yaşasın, o da görsün diyeceksiniz ve Allah'a havale edeceksiniz. Çünkü sırtınızda kamburla yaşamak çok zor canlarım. Ya affedeceksiniz ya da bu kamburla yaşamayı öğreneceksiniz diyorum canlarım. Şimdi koç burçları, çok sabit fikirlisiniz. İçinizde güvensizlik çok fazla. Gerçekten şöyle söyleyeyim, kaybetme korkusu çok fazla. Bir şeyleri, birileri kaybederim korkusuyla gerçekten siz olmaktan çıkıyorsunuz. Sen şöyle diyorsun, ben aslında kendim gibi davranırsam Fatma, karşıma gerçekten kimse kalmaz diyorsun. Yapacak bir şey yok. Gerçekten insanların, hain insanları bile bile onunla hala konuşmaya devam etmektense ben aslan burcu olarak çıkarırım. Ama koç burçları şöyle, düşmanım gözümün önünde dursun Fatmacığım ki ben de onun ne yaptığını bileyim diyorsun. Koçlar genelde böyledir. Koç burçları gerçekten çok sabırlıdır. Sabırlıdır. Yani şöyle sabırlıdır. Hani mesela ona yapılan hainliği asla unutmaz. Ona yapılan hainliğin cevabını vermek için 40 yıl bile bekleyebilir. Ama 40 yılı sonunda onun gene o cevabını verir. Yani asla ve asla o hainliği unutmaz. Mutlaka onun karşılığını, onun cevabını mutlaka verir. Çünkü koç burçları intikam soğuk yenen bir yemektir mantığındadır canlarım. Neden dersiniz? Bir koç burcu olarak benim annem de var ki tam koç kadınıdır. Bütün koçların özelliğini yazılabilir ki benim annem sanırım koç burçlarının tam gaddar burçlarındandır yani. Tam gaddardır yani. Şimdi geçelim koçlara. Koçlar, gerçekten olduğunuz yerde hiç memnun değilsiniz. O kadar çok sıkıntı çekiyorsunuz ki yani Fatma, sıkıntıların arasında kaldım. Sanki böyle bir hapishane var. Görmediğim parmaklıklar var ve ben onun ötesine bir türlü geçemiyorum diyorsun. Aslında olduğum yerden memnun olmadığımı ben de biliyorum. Kaçmak, gitmek istiyorum. Fakat kaçış, gidiş kapın açık ama kaçıp giderken de yanında o sıkıntılarını götürüyorsan hiçbir anlamı kalmaz gitmenin. Çünkü yanında taşıyorsun sıkıntılarını. Dedim ya affetmeyi dene, ya Allah'a havale etmeyi dene, ya da bu sıkıntılarla yaşamaya çalış. Çünkü eğer hayatına bir değişiklik istiyorsan bu sıkıntılarından kurtulman gerekiyor. Siz sıkıntılarınızı üstünü örtüyorsunuz ama örtmek size bir fayda sağlamıyor. Çünkü içinizde hala o yara var ve gün geçtikçe büyüyor. Örtmek sizin bir çareniz değil. O olayı, o problemi, o sorunu bulacaksınız ve çözmek zorundasınız canlarım. Ve son kartımızı çekiyorum. Oo, keşke bunu çekmeyeydim. Oh. Ay, ay, nasıl söylesem bilemedim. Şimdi koç burçları, çok dikkatli olun. Hırsızlık ve dolandırılma kapınızda. Eğer yakın zamanda, yani şu geçmiş zamanda, yani 1 sene, 2 sene, 3 sene, 5 sene, 5 seneye kadar herhangi bir hırsızlık, dolandırılmak yaşayanlarınız varsa üzerine alınmasın.
Ama yaşamadıysanız hırsızlık ve dolandırılmak kapınızda. En yakınlarınız özellikle çok dikkat edin. Çok samimi gelebilir, inanabilirsiniz. Ama kesinlikle kesinlikle güvenmenizi tavsiye etmiyorum. Gene de size bakıyorum. Bırakıyorum. Koç burçları gerçekten hayatınıza yalan, ihanet, sırtınızdan bıçaklananlar o kadar çok ki etrafınızda, hepsini de biliyorsunuz. Hepsini de biliyorsunuz. Fakat o bildiğiniz halde şunu demiyorsun kendi kendine. Fatma, Ayşe, Hayriye, Özlem, Burcu kimseniz. Zararı neresinden dönersen dön kârdır deyip hayatınızdan çıkarmıyorsunuz. Hala daha tutuyorsunuz. Hala daha ihanete, hainliğe uğramak üzeresiniz ve uğruyorsunuz da. Siz bunları biliyorsunuz. Ama şu mantık mı var sizde Fatma? Benim düşmanım gözümün önünde dursun. Yapacaksa da bana beni baka baka, benim gözümün içine baka baka yapsın. Sırtından iş çevirirse veya arkamdan iş çevirirse bilemem ne yaptığını. Ona göre atraksiyon alıyorum mu diyorsunuz? İşte bu da bir taktiktir ama sana zararı olan bir taktiktir. Anlatabildim mi? Bana zararı olduktan sonra karşıdaki gebersin ya. O bana olan olmuşsa karşıdakini niye düşüneyim? Anlatabildim mi? O yüzden diyorum ki ne? Lütfen çok dikkatli olun. Çünkü zararın neresinden dönersen dön, kârdır diyor kartımız. Yani aslında kötü bir şey yoktu. Anlatabiliyor muyum? Ama şu en sonki kart çıkmasaydı çok daha güzel olurdu diyorum canlarım. Aslında kötü bir şey yok. Sadece içinize kapanıp biraz sıkıntılarınızı düşünmek ve onlara problemlerinizi çözüm odak noktalarınızı değiştirmek, çözüm bulmak gibi gibi, anlatabiliyor muyum? Fazlaca geçmişi düşünürseniz eğer, bu sefer çok fazla geçmişte kalıp şimdiki zamanı ve gelecek zamanı kaçırıyorsunuz diyorum canlarım. Hakkımızda herkes için hayırlısı olsun diyorum canlarım. Bugün Koç burçlarına özel tarot falı açtık. İnşallah sizin beğendiğiniz, sıkılmadığınız güzel bir video olmuştur. Eğer sıkıldıysanız da hakkınızı helal edin diyorum canlarım. Herkes kendi üzerine olanı, kendi uyumlandığını alsın. Kendi uyumlanmadığını, kendi üzerine almadığını evrene kışkırtsın diyorum canlarım. İnşallah hayatımızda, bakın herkes için konuşuyorum. Herkes için konuşuyorum. Her şeyin en güzeli, en hayırlısı, en iyisi ve en kolayı olsun. Canlarım diyorum. Koç burçtan özel tarot falınızı baktık. Kanalımıza abone olup bildirimlerini açıp like butonuna basmayı lütfen unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Hoşça kalın.